anlayışımızda görevler bayrak yarışıdır. Bir arkadaşımız bırakır diğeri alır biraz daha yükseğe taşır bir sonrakine bırakır. Dolayısıyla e, parti içerisindeki meclis grubu içerisindeki olağan bir görev değişimi gibi algılıyoruz. Önemli olan tabi e, bu değişikliğin bu değişimin e, grubumuza, Cumhuriyet Halk Parti'mize ve tabii ki ülkemize e, hayırlar getirmesi, başarı getirmesidir. Şimdi Mecliste malum sert tartışmalar oluyor. Ee, siz mecliste nasıl bir e, yol izlemeyi düşünüyorsunuz? O tartışmalar nasıl geçecek? O da merakla bekleniyor elbette. Bir yandan da ıstakoz polemi var. Önce onu da sormak isterim aslında. Şebnem Bursalı'nın, AK Parti milletvekilinin ıstakoz paylaşımı çok tartışıldı. E, mecliste de gündeme geliyor. Siz neler söylersiniz? Şöyle e, önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimi ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz e, özellikle yerel seçimlerden sonra e, ülkemizdeki e, durumun e, vehametini de e, ortaya koyduğumuzda e, halkımızın bize önemli bir görev yüklediğinin farkındayız. Bize bir görev yüklenmiştir. E, bu görevde Türkiye'nin e, muhalefetteyken dahi kimi sorunlarını çözmek üzere katkı vermek, ama e, oy versin vermesin tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet ederek yerel yönetimlerde ve onların taleplerini mecliste en yüksek seviyede dillendirerek, onlar adına muhalefet yaparak, yanlışa yanlış diyerek, e, yanlışın, e, talanın, hırsızlığın üstüne çok Açık bir kararlılıkla, cesaretle giden ama bir o kadar da yapıcı, sorunları çözmek noktasında katkı verici, bir o kadar da e, avucu açık, el sıkışmaya hazır bir görüntü vereceğiz. Dolayısıyla biz üstümüze düşen görevin farkındayız. E, buna layık olmaya çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve ona oy veren Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partili olmayıp bize oy verenler ve bize oy verecek olanlar e, bize bakıyorlar ve Türkiye'nin umudu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyüyor biz bu umudu daha çok büyütmek için e, gayret göstereceğiz ve e, bu e, bunu başarabilmek için de elimize gelen her şeyi yapacağız Is, İstakoz polemiğine gelince e, bir de aralarında mesajlaşıyorlar eğleniyorlar Bir defa bu bir kaza değil kaza olmuş olsaydı ilgili kişi çıkıp özür dileyebilirdi bakın insanlar açlıkla Baş etmek zorundalar. Açlığa mahkum edildiler. Karnını doyuramayan çocuklar var. Çocuklarda beslenme geriliği var çocuklarımızda. Aynı şekilde emekliler 10 bin lirayla geçiniyorlar ve diyorlar ki geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz diyorlar. Bir feryat yükseliyor Türkiye'de ama bunların bırakın bu mesajı almayı, bırakın anlamayı, bırakın empati yapmayı zevk, sefa içerisinde, lüks içerisinde, şatafat içerisinde yaşıyorlar... Hem yaşıyorlar hem de bunu göstermekten de en ufak bir e, sıkıntı utanç duymuyorlar Üstüne üstlük bunu yaptıktan sonra da toplumdaki bu e, infiali, bu tepkiyi de anlamaktan uzaklar. Hiç olmazsa burada sorumlu bir davranışta bulunun, Bunu dahi yapmıyorlar. Yani bunlar kendi keyfindeler. İnsanları açlığa mahkum ettiler. Ama bir avuç zengin insan e, saraylarında adeta e, lüks bir hayat yaşıyorlar. Ve milyonların neler çektiğinden habersizler. Milyonları anlamak istemiyorlar. Efendim yani bir e, hatay konusunda şimdi tam kanunsuzluk başvurusu yapıldı. E, yüksek Seçim Kurulu'ndan red geldi. E, CHP lideri Özgür Özel de yarın gündeme alacağız dedi ama bu konuya ilişkin neler söylersin? Bir, bir defa biz e, tam kanunsuzluk başvurumuzu 80 küsür dilekçeyle ayrıntılı bir biçimde hazırladık. İlk 50 sayfasında e, özellikle... E, Ölü olup oy kullandırılanlar ve sandık kurulu başkanlarından rütbeli personelin olduğu yüzlerce örneği delil dosyasına koyduk. Normalde mahkemenin yapması gereken bunlara bakıp orada farkında anlamda ee, anlamlı derecede küçük olduğu yani 3361 oyla seçiliyor ilgili belediye başkanı apar topar mazbatasını veriyorlar ama bakıyorsunuz ...3 e, 3000'in e, farkın üzerinde ölüye oy kullandırılmış veya sandık kurulu başkanlarının rütbeli asker olması rütbeli polis olması asla kanuna uygun bir şey değil. Şimdi tam kanunsuzluk var ve seçim sonucunu etkilemiş hemen gereğini yapması lazım ama daha bu yüksek seçim kurulu bu toplantısına başlar başlamadan Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Bu iş bitmiştir. Hatay seçimi sonuçlanmıştır diyor. Yani YSK'daki hakimlere diyor ki ben kararı verdim. Zaten elinde bir tek Hatay kaldı büyük şehirlerden. Yani Akdeniz ve bölge yakın illerden söylüyorum. Dolayısıyla ben kararı verdim. Bu iş bitmiştir. Sakın ha sakın hukukun gereğini uygulamayın. Benim sözüme bakacaksınız. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız diyor. Aslında bu bildiğimiz bir şey. Bakın İstanbul seçimlerinde, anımsayacaksınız, ee, sahte seçmen var dediler, çıkmadı. Sandık kurulu başkanları FETÖ'cüydü dediler, bir tane sandık kurulu başkanı FETÖ'cülükten hüküm giymedi süreç içerisinde. Kısıtlılar, oy kullandı dediler, çuvallarla delil getirdiler, onların hiçbiri çıkmadı. Buna rağmen YSK tam kanunsuzluk vardır, bu seçim yenilenmelidir kararı verdi. Biz YSK'da itiraz ettiğimizde bakın orada sudan delillerle olmayan delillere rağmen bunları göz önünde bulundurup e, tam kanunsuzluktan İstanbul seçimlerini tekrarlayan, tekrarlayan YSK niye şimdi açık kanunsuzluğu delilleriyle ortaya koymuş olmamıza rağmen görmezden geliyor dediğimizde de söyledikleri o o günkü YSK'ydı bu bugünkü YSK. Yani sonuçta ölülere oy kullandırdılar ama şimdi ölü taklidi yapıyorlar. Duymak istemiyorlar. Kaptı kaçtıyla Hatay halkının iradesini çalmak istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Hatay halkı buna izin vermeyecek. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Sağ olun. Ederim.